Herkese merhabalar. Ben Hakan. Yine yeni bir bölümle sizinle birlikteyim. Arkadaşlar, konu başlığımızda gördüğünüz gibi bugünkü konumuz Amerika'ya Meksika üzerinden iltica etmek yasal mıdır, değil midir? Bunu masaya yatırıyoruz. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir konu var. İltica etmek ile mülteci olmak arasında fark var. Zannediyorum bazı izleyicilerimiz bu aradaki farkı çok fazla anlayamamış. Bu Türkiye'den Meksika üzerinden Amerika'ya gidip iltica hakkını kullanmayı mültecilik zanneden kişiler var. Benim anladığım kadarıyla. Ama mültecilikle dediğim gibi ilticalık arasında çok ince bir çizgi var. Mülteci olabilmek için Birleşmiş Milletler'in Yüksek Komiserliği'ne müracaat etmek durumundasınız ve onlar sizi uygun olan bir ülkeye, o ülkenin o yılki kontenjanına bakarak sizleri o ülkeye yerleştiriyorlar. Ancak iltica etmek böyle bir şey değil arkadaşlar. Özellikle Amerika için konuşalım. Amerika her yıl belli bir kotada mülteci kabul ediyor. Bunun dışında herhangi bir şekilde mülteci almıyor. O yılki mülteci kotasını da kendi internet sitesi üzerinden inceleyebilirsiniz, araştırabilirsiniz. Ancak iltica konusu böyle bir şey değil arkadaşlar. İltica konusu, iltica etmek isteyen kişinin hayati risk taşıması ya da kötü davranılması gibi durumlardan dolayı sadece 5 ana başlıktan sebepleri olan kişileri kabul ediyor. Bunların ne olduğu ile alakalı çok fazla konuya girmeyeceğim. Bununla ilgili birçok göçmenlik avukatının, özellikle Amerika'daki göçmenlik avukatının videoları var. Onları açıp izleyebilirsiniz. Ben tek tek onları izliyorum zaten. Sizler de izleyebilirsiniz. Ben de tavsiye ederim. Oradan çok derin bilgiler elde edebilirsiniz. Ancak şöyle de bir konu var. Şimdi bu yapılan resmi bir şey midir? Yasal bir şey midir? Evet, resmidir, yasaldır. Burada söz konusu olan Meksika üzerinden kartellerle Amerika'ya girmek bu yasal mıdır? Bu yarı yasaldır arkadaşlar. Yani ne yasaldır ne de yasa dışıdır. Çünkü olaya şu açıdan bakmak gerekiyor. Durum tam olarak özetlemek gerekirse, normal şartlarda Meksika sınırından nasıl müracaat edebiliyorsanız ilticaya, Kanada sınırından da Amerika'ya yine iltica başvurusu yapabilirsiniz. Ama insanlar neden Meksika'yı tercih ediyor? Kanada çünkü vize istiyor ve genel anlamda tehlike gördüğü, zaten ilk kendisine iltica edileceğini düşündüğü için çoğunlukla, eğer gerçekten geçerli bir sebebiniz yoksa, size vize vermiyor. Ama Meksika'da durum böyle değil. Meksika sizden sadece bir elektronik vize istiyor. Biletinizi alıp gidiyorsunuz. Sorun çıkartan sadece kapıdaki pasaport görevlisi. Burada insanların yapmaya çalıştığı tek şey şu arkadaşlar. İlticaya gerçekten ihtiyacı olan insanlar var. Mesela Kürtler. Yani sırf Kürt olduğu için direkt alnına hiçbir alakası olmadığı halde PKK damgası ya da terörist damgası yiyen insanlar. Onlar artık o kadar çok bezmiş durumdalar ki, ve hatta bu Konya'daki aile durumunu biliyorsunuz. Çok kişi hayatını kaybetti. Onun gibi sebeplerden dolayı iltica etmeye ihtiyacı olan gerçekten insanlar var. Ama Meksika maalesef kurunun yanında yaşı da yaktığı için böyle bir yola başvurmak zorunda kalıyor insanlar. Yani bunu artık anlamak durumundasınız. Evet, sudan sebepler gösteren, sırf bu ülkenin işte maddi durumundan, ekonomik durumundan sıkıldığı için kaçmak, gitmek isteyen ya da macera aramak için gitmek isteyen birçok da insan var. Yok değil. Ama bırakın onun ayıklamasını da gitmek istedikleri ülke yapsın. Bu sizin sorumluluğunuzda değil, bizim sorumluluğumuza da değil. O adam zaten, bir önceki videomda hatırlarsanız, gitmek isteyeni durduramazsınız. O adam zaten gidecek. O adam, yani ne yaparsanız yapın tutamazsınız. Mesela olaya bir de şu açıdan bakılabilir. Yasal olup olmaması, özellikle Amerika açısından bakıldığında. Biliyorsunuz pandemi öncesinde bir sınırda müracaat durumu vardı. Sınırdan geçmek zorunda kalmıyordunuz. Ama maalesef pandemiden dolayı o büro kapanmıştı. Oradan herhangi bir şekilde kabul almıyordu. Ve müracaat edebilmek için, yani ilticaya başvurabilmek için sınırdan içeri geçip polise teslim olmanız gerekiyordu. Ama 23 Mayıs itibariyle o büro açıldı arkadaşlar.
sınırdan kaçak bir şekilde içeriye girip polise teslim olmak durumunda değilsiniz. Bu bürolardan iltica başvurusu yapabilirsiniz. İltica başvurusunu da açık ve net bir şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Oradaki memura İngilizce yapmak durumundasınız ve bizatihi kendiniz yapmak durumundasınız. Herhangi bir şekilde aracı ya da bir tercüman kullanamazsınız. Tamamen bu sizin sorumluluğunuz olduğu için, bireysel yaptığınız için de bu başvuruyu sözlü olarak ve İngilizce anlaşılır bir şekilde sizin söylemeniz gerekiyor. Söylemeniz gereken kelimeyi şu anda aşağıda yorumlar kısmında ve açıklama kısmında ikisinde de yazıyorum. Başa da sabitliyorum. Oradan görebilirsiniz. O yazdığımı tamamen İngilizce yazıyorum. Siz bunu telaffuz etmenin nasıl telaffuz edileceğini de isterseniz Google'un çeviri kısmına yazıp seslendirebilirsiniz. Aynen bu şekilde de telaffuz edebilirsiniz. Ama bunun için herhangi bir aksan kullanmanıza gerek yok. Akıcı bir İngilizceye gerek yok. Gayet dümdüz pata pata da söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Sadece ben bir kağıda yazayım, karşı tarafa vereyim, okusun şeklinde yapmayın. Bunu aynen söylediğim gibi tamamen sizin sözlü beyan şeklinde yasal olabilmesi için karşı tarafa sizin İngilizce söylemeniz gerekiyor. Bunları ezberlemeniz gerekiyor. Ezberlemeden gitmeyin arkadaşlar. Gelelim konumuzun sonuna. Arkadaşlar bu iş yasa. Yasa dışı hiçbir şey yok. Yani olaya şu açıdan bakabilirsiniz. Buradan Meksika'ya gidiyorsunuz. Meksika'da 1-2 gün tatil yapıyorsunuz. Denize giriyorsunuz, geziyorsunuz, tozuyorsunuz, dolaşıyorsunuz. Ondan sonra da Amerika'ya geçiyorsunuz. Ve iltica başvurusu yapıyorsunuz. Hepsi bu. İltica başvurusu uluslararası yasal bir haktır arkadaşlar. Bunu artık birileri anlasın. Yani gelip bu videonun altına kafanıza göre yorum yapmayın. Bu dünya üzerinde yaşayan her insanın hakkı arkadaşlar. İstediğiniz ülkeye yeter ki kabul etsin. İltica etme hakkınız eğer geçerli sebepleriniz varsa herkesin var. Dolayısıyla artık kimseyi sorgulamayın. Niye yapıyorsun? Neden yapıyorsun? Niye gidiyorsun? Gibi şeylerle sorgulamayın. Arkadaşlar ben bu arada şunu da mutlaka söyleyeyim. Bu işten tek kuruş kazancım yok. Herhangi bir komisyonculuk, birilerine yönlendirme şu bu falan yapmıyorum. Benim bu işten tek kazancım, eğer bu videoyu izlerseniz bu izlenmeden YouTube'dan bana gelecek olan gelir. Başka bir şey değil. Ben sadece bilgilendirme yapıyorum. Herhangi bir şey de tavsiye etmiyorum. Yapıp yapmamak tamamen sizin kendi elinizde, kendi özgür, hür iradenizde. Ne ben ne de bir başkası sizin bu hür iradenize karışamaz. Sizi yönlendiremez, sizi durduramaz. Gitmek isteyen adam gider arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.